Herkese günaydın sevgili izleyiciler. TRT Spor ekranından, spor dünyasından merhabalar diyoruz. Her sabah olduğu gibi Kerem Öncel'le birlikte haftanın son günündeyiz. Son spor dünyasındayız. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Dış basından aktaracaklarımız var. Renkli görüntülerimiz var her zaman olduğu gibi. Sizlerin de katkısıyla birlikte keyifli bir saat geçireceğiz. Günaydın Kerem. Günaydın sevgili İknur. Günaydın sevgili seyirciler. Gerçekten de Fenerbahçe deplasmanda Valencia karşısında, hemen onu söyleyelim, basketbolda 7,5 dakika sayı yemeyerek bir rekora imza attı ve kazanmayı da başardı Valencia basket karşısında. Önemli eksikleri olmasına rağmen sorularınızı, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi bekliyoruz. Spor Dünyası TRT, TRT Spor Dünyası adreslerine. Evet, basketbolu konuşacağız, Fenerbahçe doğuşu konuşacağız. Zorlanmadan kazandığı bir karşılaşma oldu. Üçüncü periyodu saymaz isek. Zaten genel anlamda üçüncü periyotlarda zorlanıyor. Ama futbol diyerek başlayalım, değil mi? Evet. Bir anket var sevgili izleyiciler. Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i belirlendi. 8,7 milyondan fazla futbol severin oylarıyla belirlendi ve 4-4-2 düzenine göre dizildi. UEFA yılın 11'inde de şu oyuncular yer aldı. Hemen görelim onları, üzerine de değerlendirmelerimizi, konuşmalarımızı yapalım. Sizler de bu konudaki soru ve yorumlarınızı gönderirseniz mutlu oluruz. Kalede Buffon'u görüyoruz Juventus'tan. Savunmada Dani Alves, Paris Saint Germain, Giorgio Chiellini, Juventus, Sergio Ramos ve Marcelo, Real Madrid. Orta sahada Kevin De Bruyne, Manchester City, Toni Kroos, Luka Modric, Real Madrid, Eden Hazard, Chelsea. Ve forvette tabii ki ikili belli, Barcelona'dan Lionel Messi ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo. Aksi mümkün müydü diyorsun tabii ki, değil mi? Ronaldo. İtirazın olan var mı? Yani ileride Harry Kane tabii ki bu forvet hattında yer alabilir. Agüero yer alabilir. Çok sayıda forvet var bu yıl adından söz ettiren. Hı hı. Ki ben Cavani'ye de yani biraz haksızlık edilmiş gibi geliyor bana. Bu 11'de mutlaka Cavani olmalıydı. Müthiş bir performans sergiliyor. Yaklaşık bir yıldır Uruguaylı oyuncu. Hı hı. Yani ben mutlaka tam forvet olmasa bile orta sahada bir yer açardım diye düşünüyorum ama onlar kurallara tam uymuşlar. Evet. Dolayısıyla bu iki oyuncu varken Cavani de giremiyor. Tabii 11 forvet olunca sonuçta birileri sistemi dışarıda kalıyor. Yani, evet, evet. Ama 4-4-2 olunca budur. Mecbur, değil mi? Aşağı yukarı mecbur, budur. Evet. O zaman soralım sevgili izleyicilerimize. Sizce siz seçmiş olsaydınız ve 4-4-2 düzenine göre, o sisteme göre yerleştirmiş olsaydınız futbolcuları, sizin 11'iniz nasıl olurdu diyelim. Hani her birini saymasanız da itirazınız olanlar var ise onları yazarsınız diye düşünüyoruz. Dış basın. Peki dış basına gidiyorum, gidelim o zaman. Icardi tabii ön plana çıkmış. İnanılmaz biraz bir iddia ve var aslında Neymar'la ilgili olarak. Tabii. Sadece Neymar değil, Cristiano Ronaldo Neymar ikilisiyle ilgili olarak. Yani Ronaldo mu olur oradaki isim, giden isim, o belli tabii henüz değil ama Neymar'ın Real'e geçeceği yönünde çok da şaşırtıcı aslına bakarsan, ama İspanya basınında biz markadan aktaracağız. Sadece markada değil, pek çok gazetede ve internet sitesinde de yer alan bir iddia. Çok, ama biz çok sayıda ciddi gazete bunu, evet, yazınca da evet, görmeden geçemeyiz. Tabii tabii. Aktaralım enteresan bakalım bu iddiayı sevgili izleyiciler. İspanya diyelim, Marca gazetesi diyelim. Marca gazetesinin ana sayfasında akıllarda Neymar başlığını görüyoruz. Alt başlıklarsa şu şekilde sevgili izleyiciler. Brezilya'nın çevresi onun bir gün Santiago Bernabeu'da oynamak istediği yönünde sinyaller veriyor denmiş. Hem sportif hem de ekonomik anlamda riski olmayan bir imza ifadesi de var. Ancak asla Paris Saint Germain'in arkasından iş çevirmeyin diye de bir başka alt başlığı görüyoruz. Gelin bu iddiaya yönelik detaylar, ayrıntılı bilgiler nelermiş, onun için de sayfayı çevirelim. 2 ve 3. sayfalardayız Marca gazetesinde ve dönüyor başlığını görüyoruz. 2017'de kazanılan 5 kupayla birlikte tüm dünya bunun sadece başarılarla dolu yılların başlangıcı olduğuna inanıyordu. Ancak pek çokları için Real Madrid bu kalıptan çıkmaya başladı yorumu var. Taraftarlar kış transfer döneminde Real'in kazanabileceği değerlerin farkında. Ancak kulüp bu isimleri daha da ileriye taşımış durumda. Öngörülen stratejik denklem kulübün 2000 yılından bu yana izlediği ve değişmeyen ekonomik modele dayanıyor. Bu yıl oyuncularından aldığı enerjiden endişe duyuyorlar. Bu takımı canlandırmak için çözüm mega bir yıldızın takıma katılması
denilmiş. Real Madrid taraftarlarının yanı sıra kulüp patronlarının aklında olduğu isimse Neymar'dan başka birisi değil. Kulüp bu fark yaratacak seviyeyi yakalamak için kararlı olmasına rağmen bir gün dünyanın en iyilerinden biri olmak için savaşan Vinicius gibi genç oyuncuları da kadrosuna katmaya devam ediyor. Bunun stratejik bir imza olması gerekiyor denmiş. Liste aslında çok dar. Kulüp olası operasyonun toplam 400 milyon avro civarında olabileceğine inanıyor. Tartışılan diğer oyuncular arasında ise Harry Kane, Eden Hazard ve Timo Werner gibi isimler yer alıyor. Ancak hiçbiri Luis Figo ile aynı çizgide Barcelona'ya büyük bir darbe vuracak Neymar seviyesine ulaşamıyor, erişemiyor. Real Madrid patronları Paris Saint-Germain'in önceden bilgisi olmadan oyuncuları takip etmeyecektir denmiş. Bu konu birkaç kez altını çizmiş gazete sevgili izleyiciler. Fransız kulübü oyuncusunu satmama amacında olmakla birlikte uzun zamandır Madrid'den istediği bir şey de olduğu doğru denilmiş. O da Cristiano Ronaldo deniliyor. Brezilyalı futbolcuya imza attırmak çok kolay olmayacak. Ancak Neymar'ın beyaz formayı giyme arzusu olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Real Madrid'in şu an hesabında harcayabileceği 200 milyon avrosu var. Uygun görürlerse bunu hemen harcayabilirler. 31 Ocağı kadar her şey mümkün. Ancak tüm göstergeler kulübün bekleyeceği yönünde. Cristiano Ronaldo'nun geleceği ise her zamankinden daha bulutlu deniliyor. Bakalım neler olacak. Ya iyi senaryo yazmışlar diyorum ben. Ya evet, çünkü böyle bir şey olmaz yani. Çünkü hani Toni Kroos falan konuşuluyor. Toni Kroos artı para şeklinde. Hani bir zamanlar Beşiktaşlıların dilindeydi ya. Holoska artı bir miktar para gibi. Orada da Toni Kroos ve üzerine para konuşuluyordu. Perez'in de hani ifadeleri olduğu yönünde iddialar vardı Toni yine. Toni Kroos artı para Neymar mı? Aynen aynen. Mümkün değil. Kaç yani para Toni diyorsun? Toni Kroos çok tabii... Çok önemli bir oyuncu. Hı-hı. Alman milli takımı içinde, Real Madrid içinde ama yani Toni Kroos'la Isco var, Asensio var, alternatifi çok olabilir diye düşünüyorum. Toni Kroos'un Real Madrid'de alternatifi yok şu anda. Hiçbiri ne Isla, ne Modric, ne de Isco ya, ne de Modric, hiçbiri onun yani dolduramazlar yerini. Geçen yılki şampiyonluğun en önemli ismi o, farklı oynuyor çünkü. Göndermezler mi diyorsun? Ben Real Madrid'in ayağına sıkmaktan farksız mı? Yani nereye iddialar o yönde. Perez'in de Neymar'ın babasıyla bir akşam yemeği yediği, detaylarda anlaştıkları ama işte Paris Saint-Germain'in haberi olmadan ve bilgisi olmadan ve onayı olmadan herhangi bir şey yapılmayacağı yönünde ama Neymar'da hani tamamı iddia tabii ki bunları. Yani bunları yani, aktarıyoruz ama ayda, bir parça dedikodusal yaklaşımlar. Tabii. Neymar'ın Paris Saint-Germain'i ben ikna ederim dediği yönünde de yazılan çizilenler var. Yani 3 ayda Paris Saint-Germain'e, Paris'e gelip de tekrar İspanya'ya, Barcelona'nın ezeli rakibine dönmek bence prestij kaybettirir Neymar'a. 250 milyon avro rakam da bu. Rakam artık hiç önemli değil. Zaten dünya kadar para alıyor. Yani yani konuşulan rakamı söylüyorum. Yani eğer para karşılığında bunu yapacaksa adama derler ki o zaman niye 3 ay önce Paris Saint-Germain'e gittin? O zaman tamamıyla paraya göre hareket ediyorsun derler. Yani sen sadece paraya ruhunu satıyorsun. Senin için forma aşkı da önemli değil. Başka şeyler de önemli değil derler adama yani. Tamam, profesyonel futbol bu. Parasal, endüstriyel futbolda. O zaman tam endüstriyel futbola uyum sağlamış oluyorsun. Yani birilerinin... Zaten sağlamamış durumda mı? Hayır, sağlamış da. Sonuçta Neymar'sın yani. Bir adım var, bir şeyin var. Karizman var ve bir çizgin var yani. Bir başarım var ortada. Ama sen 3 ayda 2 kulüp birden değiştirirsen adama derler ki ne oluyor? Doğru. Burada sadece sorgulanacak olan Neymar mı, ona da karar veremedim. Şimdi sen bu cümleleri sarf ederken biraz Paris Saint-Germain'i de sanki eleştirmemiz lazım. Niye? Çok yüksek rakama bir oyuncu aldın. Neden aldın? Şampiyonlar Ligi'nde belli hedefler koydun. Ligde belli hedefler koydun kendine ve orada yürümek istiyorsun. Eğer satar ise, hani diyeceksin ki futbolcu zorlarsa mecbur kalır satar. Satarsa orada mutlu edememiş anlamına gelir benim açımdan Neymar'ı. Ve hedefleri konusunda da bir soru işareti oluşur zihnimde. Katılır mısın bilmiyorum. Yani enteresan bir iş oldu kesin. Yani kesin. Bu kadar ciddi gazete yazmasa hani konuşmayız da. Tabii tabii. Bu kadar yani bir yemek yemek de bir şey ifade etmiyor. Herkes birbiriyle yemek yiyebilir futbol dünyasında. Babasıyla da yerler, başkasıyla da yerler ama de. Ama Perez'in Neymar'ın babasıyla yemek yemesi yani eski dost ya, olabilirler. Eski dostlar mı? Tabii eski dost olabilirler. Yani. Peki eski dostların yemeğinden çıkalım sevgili izleyiciler. Mundo Deportivo'ya gidelim. Onun ana sayfasına bakalım hemen.
Güzel bir fotoğraf, çok içten bir fotoğraf olmuş. Messi'nin bakışı da öyle. Başlık yıkıcı şeklinde. Gelin detayları aktaralım hep birlikte. Müthiş Barcelona, Celta Vigo'yu yarım saat içerisinde Messi'nin iki golü, Alba, Suarez ve Rakitic'in golleriyle 5-0 yendi. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı. Hatırlayacaksınız belki. Bu kez 5-0 kazandı. 28 gündür kaybetmeden yollarına devam ediyorlar denmiş. İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde muhtemel rakipleri ise Real Madrid, Valencia, Atletico Madrid, Sevilla, Deportivo Alaves, Espanyol ve Leganes sevgili izleyiciler. İç sayfaya geçelim. Messi Alba fırtınası şeklinde iç sayfadaki başlık skoru da aktarmış zaten gazete 5-0 şeklinde. Messi ve Alba arasındaki uyum Barça'nın genel hatlarını tamamladı. Ernesto Valverde şimdiden adını Camp Nou'ya yazdırdı. Gerçek şu ki o da bunu fazlasıyla hak ediyor. Lionel Messi 20 dakikadan az bir sürede Celta'yı teslim aldı. Yoğun baskıya dayanamadılar ve Alba'nın asistleriyle Leo'nun iki golü kısa bir süre içinde geldi. Arjantinli daha sonra ise bu kez Alba'ya 35 metreden mükemmel bir pas atarak 3. gole katkı sağladı. Messi 58. dakikada ise yerini Dembele'ye bıraktı. Celta'nın ligde Nou Camp'ta aldığı beraberlikle öne çıkan golcüsü Aspas bu kez yeterli olmadı. Ocak ayı boyunca Barcelona'yı yoğun bir maç temposu bekliyordu. Valverde'nin bunun altından nasıl kalkacağı konusunda da şüpheler olduğu dile getirilmiş Mundo Deportivo'da. Ancak Barcelona 11'i bu düğümü çözdü ve kupada da yollarına devam ediyorlar denmiş. O Messi'nin asisti ne asisti gerçekten de. Sadece Messi'nin değil, Jordi Alba müthiş oynuyor. İspanyol oyuncuların pek çoğunda, yani pek çoğu çok formda. Yani David Silva'sından aklınıza kim gelirse. Dolayısıyla İspanya Dünya Kupası'nda yine ön planda olacak gibi geliyor bana. Çünkü üst düzeyde form. Gerçekten öyle. Bu 2-3 ayı da böyle götürürlerse isimlerinden çok söz ettirecekler. Yani Barcelona için söylenecek hiçbir şey yok. Valverde benim de şüphelerim vardı ama çok başarılı gerçekten de. Gerçekten şaşırttı yani değil mi? Celta Vigo'ya nefes bile aldırmadılar. Yani rakipleri de yok ligde. Yani öyle gibi gözüküyor. Öyle şu anda itibariyle. En azından o şekilde gözüküyor. Bu kez İngiltere'deyiz sevgili izleyiciler. Gazetemiz Daily Mail gazetesi ve başlık şu şekilde: yüksek riskli plan Jose için geri tepebilir şeklinde. Gelin okuyalım detayları. Alexis Sanchez, Etihad'a Barcelona'daki eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın takımına gitme konusunda kararsız kaldı. Çünkü şehrin diğer takımı Jose Mourinho'nun Manchester United'ı transfer için devrede deniliyor. Vereceği kararı tam anlamıyla paraya bağlamak doğru değil. Paris Saint Germain'e ya da Çin'e gidip çok daha fazlasını kazanabilirdi. 29 yaşındaki Şilili futbolcu eğer Manchester City'ye giderse bir mucizenin ortaya çıkmaması durumunda Premier Lig'deki ilk şampiyonluğunu da kazanmış olacak. Her iki kulüp de son günlerde pazarlık çalışmaları yapıyor. City 5 ay için bir bedel ödeme konusunda isteksiz. Ancak United'ın yapacağı olası hamleler konusunda da oldukça temkinliler. Sanchez'in ismi Old Trafford'la birlikte daha önce iki kez anıldı. Biri 2011 yılında 23 milyon pound karşılığında Udinese'den Barcelona'ya giderken, bir diğeri de 3 yıl sonra 31,7 milyon pound karşılığında Arsenal'e katılırken. 2016'da Mourinho'nun görevi devraldığı günden beri United transferlere toplam 300 milyon pound harcadı. Ancak şu aşamada Sanchez'i eski hocasından koparmak oldukça riskli görünüyor deniliyor Daily Mail'de. Şöyle bir durum da mevcut denmiş. Arsene Wenger Sanchez'in City'ye gitmesi onaylanmış durumda diyor. Ancak United konusunda kararı kesin. Sebebi ise Mourinho'yla yaşadıkları problem denmiş sevgili izleyiciler. Şöyle hemen şurada bir takım rakamlar var, istatistikler var. Alexis Sanchez'in durumunu ortaya koyan, Premier Lig'deki performansını ortaya koyan rakamlar. Hep birlikte bakalım ve istatistikler de gösteriyor ki Alexis Sanchez 2014 yılında Arsenal'e katıldığından beri Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak görünüyor. Harry Kane 93 gol 13 asisti var. Agüero'nun 83 gol 17 asisti olduğunu görüyoruz. Ve Alexis Sanchez'e bakalım, 60 gol 25 asisti var. Bu performansla oynuyor. Lukaku 63 gol 21 asist.
Vardy'nin 51 golü 20 asisti var ve Diego Costa'nın da 52 gol 16 asisti olduğunu görüyoruz. Yani son derece iyi oyuncular tabii yukarıdan aşağıya. Hangisine bakarsanız bakın. Sanchez Arsenal'e geldiği günden beri 371 kez kaleyi yoklamış sevgili izleyiciler. Onu geçen isimse sadece Raheem Sterling. Tabii bunda Guardiola'nın da büyük etkisi var. Olmaz 409'un mı? Üzerinde sevgili izleyiciler bu olay kaleyi yoklaması. 364 top sürme istatistiği var. Bu rakamı geçen iki isim var. 494 ile Eden Hazard. Chelsea ve 426 kez de Wilfried Zaha. Zaha'nın zaten fil dişi sahilli oyuncunun nedenli büyük bir oyuncu olduğu Crystal Palace'ta sergilediği futbolla ortada en alttan aldılar o takımı. Yukarıya doğru taşıdılar. Daha da iyi duruma getirecekler. Arsenal Sanchez'i kadrosuna kattığı günden bugüne maç kazanma oranını %57.4'e yükseltmiş. Sanchez'in 11'de oynamadığı zamanlar bu oransa 47.6'ya gerilemiş. Yani Alexis Sanchez'in katkısının ne olduğu çok net bir şekilde rakamlarla ortada. Almak istemesi de doğal. Ama ben olsam mesela City'nin yerinde 5 ay için tabii yüklü bir para vermek istemeyecektir Manchester City. Ben çok düzgün, sorunlu da bir takımı yok şu an itibariyle. Düzgün giden, güzel işleyen dişlileri bozmam. Çok doğru. Yani dünyanın en iyi oyuncusu da olsa yani sistemi oturtmuşken Manchester City yani Sanchez çünkü 11'de yer açmak zorundasınız. Bu da elinizde Dünya Kupası'na damgasını vuracak olan genç yıldızların bir tanesini kesmeniz demektir ki müthiş oynuyorlar. Kevin De Bruyne'den tut. Yani hangisini sayarsanız sayın Agüero'ya kadar hepsi çok etkili futbol sergiliyor. Dolayısıyla çok katılıyorum sana. Bu ara transfer dönemi sanki illa transfer yapmak zorunluluğu varmış gibi, illa futbolcuyu katmak zorundaymışsın gibi bir taraftara dönük bir şey mi bilemiyorum. Böyle bir zorunluluk olmamalı. City gibi sayfalar dolacak. Evet, yani sayfalar olması, iddialar olur da ama gazetelerde satacak. Mesela izlenme oranları düşüyor bu devre arası olduğu için. Bizde de öyle ya. Herkes de, dolayısıyla gazeteler satmak zorunda. Tirajının düşmemesi lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. İddialar olur, onlar ayrı ama transfer de yapıyorlar takımlar. Yani City gibi, Manchester City gibi artık dediğin gibi sistemini tamamen kurmuş, hiçbir sorunu yaşanmayan, hiçbir noktasında sorun yaşanmayan bir takımın hiç gerek yok transfer yapmasın. Ama yapıyorlar işte. Sanki mecburiymiş gibi. İşte Guardiola var orada. Yani bir şey de yapıyorsa temkinli yaklaşmak lazım. Tabii tabii. Hayır. Genel bir şey söylüyorum. Belki yani örnek aradaki veriyorum City'yi. Attıkları golden daha az puan topladı ikinci sıradaki takım. Belki attığı golü yeterli bulmuyordur. O yüzden Alexis Sanchez'i almak isteyebilir. Yani. Ne havalı bir durum değil mi ya? Belki daha fazla kadar gole ulaşmak istiyor. Çok havalı bir durum değil mi? Yani, İsterdim yeterli yani. Bulmuyordur bir Guardiola olmak ortalamayı. Şu anda. Yani bir 5 gol ortalamasına ulaşmayı istiyor olabilir yani. Olabilir. Tabii. Hedefin de daha yüksek hedefi var yani. Yani hedef dediği puan rekorları kırarak şampiyon olmak isteyebilirler yani. Doğrudur. Vay arkadaş diyorum. İtalya'ya götürüyorum sizleri. La Gazzetta dello Sport sevgili izleyiciler. Şampiyonlar Ligi yoksa Icardi'de yok başlığını görüyoruz. Ana sayfasında La Gazzetta dello Sport'un. Transferin gözde isimlerinden Mario Icardi Inter'den ayrılmak istemiyor denmiş. Ancak bir isteği var. Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek diyor. Kimin isteği olmaz ki bu? Sayfayı çevirelim. Şampiyonlar Ligi Icardi'yi tutacak başlığını görüyoruz. Inter sezon sonunda Serie A'da ilk 4 içinde yer alamaması durumunda Icardi'yi kaybedebilir. Arjantinli forvet için Real Madrid hazır durumda bekliyor denmiş. Icardi Milano'da kalmak istiyor ancak üst düzey bir turnuvada da mücadele edebilmek ilk tercihi olacaktır deniliyor gazetede. Inter'in şu an için endişe ettiği bir durum yok. Çünkü oyuncuları kendisine yöneltilen girişimler için henüz bir karşılık vermedi. Milano'da mutlu olduğunun her fırsatta altını çizen Icardi, ailem de burada mutlu, büyük bir kulüpte oynuyorum, ayrıca bu takımın da kaptanıyım diyor. Aralık ayı başında İspanya'da sağlık kontrolünden geçtiğine dair söylentilere ise bunların hepsi saçma ve gerçeği yansıtmayan söylentiler. Böyle bir durumda bana karşı büyük güven duyan bir kulübe saygısızlık yapmış olurum ifadesini kullanıyor. Ancak şunu da eklemeyi ihmal etmiyor. Hedefimde Şampiyonlar Ligi var. Serie A'da oynamak önemli ama Şampiyonlar Ligi üst düzey bir öneme sahip benim için. Icardi Inter'i daha yukarılara taşımak için gollerini atmaya devam ediyor. Ancak Ronaldo, Messi veya Neymar'ın alanında mücadele etmesi
Elbette hiç de kolay değil. Ligde şu an Napoli ve Juventus şampiyonluğa yakınlar. Ancak Roma, Lazio ve Inter de Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için yoğun mücadele veriyor. Doğru bir yaklaşım olarak görür müsün Icardi'nin yaklaşımını? Sezon sonuna kadar kalır Inter'de de sezon sonundan sonra bilemiyorum neler olacağını. Çünkü Real Madrid kesin olarak bir forvet arayışında, bunu biliyoruz. Ara transfer de yapar mı Madrid yöneticileri, onu da bekleyip göreceğiz. Ama hani şöyle, Icardi ideal bir forvet olabilir Real Madrid için. Çünkü kalıplara uyuyor. 24 yaşında, çok müthiş bitiriciliği var. Hatta şöyle diyelim, tutturduğu zaman korkunç. Roma karşısında sergilediği, Milan karşısında, özellikle Roma değil de Milan karşısında sergilediği futbolu hatırlayın. 10. ayda hat-trick yaptığı maçı ve geçen yılda ligi, Serie A'yı domine eden Atalanta'yı parçalamıştı adeta. 3 gol de orada atmıştı. Dolayısıyla tutturursa arkasını getiriyor. Durdurulamıyor. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Arjantin milli takımı adından söz ettiremiyor son dünya kupalarında ama bu kez çok formda olan bir Leo Messi'nin önünde Icardi ve Agüero gibi iki tane müthiş oyuncunun olabileceğini düşünürsek Arjantin'in de iş bitireceğini düşünüyorum. Yani Arjantin'i de finalde görürsek hiç şaşırmayalım Dünya Kupası'nda. Evet, o zaman Almanya'ya doğru gidelim son ülke olarak ve son gazetemiz Bild gazetesi sevgili izleyiciler. Keita fotoğrafını da görüyorsunuz. Bakalım neymiş haberin detayı. İşte bu yüzden Leipzig Keita'yı bırakmıyor diyor. Bakalım hangi yüzden? Leipzig sezon sonunda olmak üzere Liverpool'un transfer ettiği Keita'yı ara transfer döneminde bırakmayı düşünmüyor denmiş. Ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için sıcak görüşmeler devam ediyor. Görünürde Leipzig patronları bunu istemiyor gibi görünse de işin aslı çok farklı denmiş. Bild'in edindiği bilgilere göre kulüp Keita'nın erken ayrılışına hazır eğer bedel doğru olursa. Bundesliga kulübü Liverpool'la yaz aylarında gerçekleşecek transfer için 75 milyon avroya zaten anlaşmayı yaptı. Ancak ani bir kararla Jürgen Klopp kış döneminde takımında değişiklik yapmak ve Coutinho satışından elde edilen gelirle bir yatırım yapmak niyetinde denmiş Bild'da. Ve iddiaya göre eğer İngilizler 20 milyon avro daha verirse toplamda 95 milyon avro olacak ve Leipzig oyuncusunun erken çıkışına onay verecek yorumu yapılmış. Leipzig teknik direktörü Hasenhüttl tarafından yapılan dünkü açıklamada ise 1 Ocak'tan bu yana bir fikir değişikliklerinin olmadığının altı çizildi ve sözleşmenin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı ifade edildi. Belki de sadece fiyatın yükseltilmesini bekliyorlar ifadesi de kullanılmış. Leipzig'in yarın karşılaşacağı Schalke'de ise kulüp CEO'larından Christian Heidel bu konuyu bir şakayla yorumlamış sevgili izleyiciler. Bir an önce Klopp'u arayacağım ve gelip Nabi'yi almasını söyleyeceğim demiş. Yani pek çok çevre tarafından eleştiriliyor kişiliği nedeniyle. Nabi Keita hızlı, çevik ve çok çabuk bir oyuncu. 95 doğumlu Gineli futbolcu. Ama yani oyunculuğu iyi. Hani ilk transfer olduğunda 75 milyon avroyu yaz aylarında vereceği ne dair anlaşmayı ilk yaptığında Liverpool bu oyuncu bu kadar etmez diyorlardı. 7 milyon avro eder, 8 milyon avro eder. Bu oyuncuya bu kadar para verilir mi? Ama hiç de öyle olmadığını Nabi Keita özellikle Coutinho'nun olmadığı 5 maçta kanıtladı. O dönemdeki 5 karşılaşmada Keita'nın üst düzey oyunuyla 4 galibiyet, 1 de beraberlik aldı Liverpool. Dolayısıyla bu rakamın doğruluğu ortada. Evet. Bild'in, Bild Sport'un diğer bir sayfasına gidelim sevgili izleyiciler. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih ile ilgili ne haber olsa sizlere dış basından aktarmaya çalışıyoruz. Bizler için önemli bu karşılaşma zira ve dolayısıyla da Bayern Münih'ten gelecek her haber de önemli oluyor. Hankes Leverkusen'in hücum gücü konusunda uyarıyor başlığını atmış Bild Sport 6. sayfasında. Bayern savunması için dayanıklılık testi deniliyor. Jupp Heynckes'e göre Leverkusen genellikle ofansif özellikleriyle öne çıkıyor ve bu yönleri çok daha güçlü. Şampiyon Leverkusen'in 20 yaşındaki Jamaikalı roketi Leon Bailey'e dikkat çekmeli denilmiş. Bayern teknik direktörü de bu konuya bir parantez açıyor. Bailey'nin yaptıklarını herkes gördü. Leverkusen'e çok olumlu bir hava katıyor. Gol pozisyonları hazırlayıp skor üretiyor. Ayrıca bir diğer genç oyuncu Brandt de çok yetenekli, hızlı bir oyuncu ama sadece ikisi değil. Havertz ve Alario da olağanüstü yetenekliler diyor
Yupankes sevgili izleyiciler. Sezona yeniden başlamadan önce pek çok Bayern taraftarını birkaç şey rahatsız etti yorumu var Bild Sport'ta. Bunların başında salı günü 3. lig takımı Grossapach'tan yenilen 3 goldü. Hankes bu endişeler hakkında ise hazırlık maçının benim için hiçbir değeri yok. Leverkusen karşısında sahada bambaşka bir tutuma sahip bir takım olacak ifadeleri de kullanılmış. Ne zormuş 3. lig takımına böyle. Forvet attı Bayern Münih'in hepimizin bildiği gibi korkunç. Gerçekten müthiş hücum ediyorlar. Ceza alanında birdenbire 4 oyuncu 5 oyuncu birden oluyor hücum ettikleri zaman. Zaafı ise Bayern Münih'in savunmadaki iki stoperin arasının çok açık olması. Her zaman iyi anlaşamamaları, yeni transferleri Schüle'nin de aynı tarzda bir oyuncu olması. Dolayısıyla yaratıcılığı olan böyle tekniği üst düzey olan oyuncuların Bayern Münih karşısında etkili olabileceğini düşünüyoruz. Ezber bozan oyuncuları. Bunların sebeplerini de ekrana taşıdık dün de. Ama şunu da söyleyelim. Leverkusen hani gol atabilir çünkü Leon Bailey gibi bir kanat oyuncusuna sahip. Jamaikalı oyuncu 20 yaşında daha ama Belçika Ligi'nde oynarken yılın genç oyuncusu seçilmişti. En iyi genç oyuncusu. Ve Genk'te oynarken işte 42 maçta 7 gol 11 asistle oynamıştı. Göze çarpan bir etkisi var ve gol pozisyonlarının da hazırlayıcısı. Durduramazlarsa Bailey'i kalelerinde mutlaka ama mutlaka gol görürler. Ama maçın sonucu ne olur? Bu müthiş forvet hattıyla Bayern Münih ne yapar? Leverkusen'da orasını bilemiyorum ama Bayer Leverkusen'da iyi takımlarından biri Bundesliga'nın, bunu da hatırlatmakta fayda var. Evet, en komiği bu ama. En komiği bu da ama Ulreich'in yediği golü de gördün. Bizde hem Talisca gibi hem Quaresma gibi topa çok iyi vuran, iyi serbest vuruş kullanan, etkili serbest vuruş kullanan oyuncular var. Ama bu her zaman olur mu Kerem? Ulreich asla Neuer'in kalitesinde değil. Olur mu zaten tabii ki. Yani en zayıf noktaları iki stoperi, bir daha tekrarlıyorum, ve kalecileri Bayern Münih'in. Hiç öyle şey değil, gol yemez Bayern Münih diye bir şey yok. Bir de pozisyon alırken, rakip hücum ederken özellikle kanatlardan pozisyona bakmıyorlar. Doğrudan topa baktıkları için de Bayern Münih gibi bir üst düzey takım için bunu söylemek acı ama yedikleri 29 golde 3 ayrı kulvarda Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Kupa'da bütün gollerde pozisyon hataları söz konusu. Tabii zaten başından beri söylediğimiz, kurayı çektiğimiz günden beri söylediğimiz şey o. Çok gol atan hücumcu özellikle Lewandowski dolayısıyla hani klas golleri de olan bir takım Bayern Münih. Hücum hattı çok zorlu ama savunmasında ve kalesinde sorunlar var. Hep söylediğimiz mevzu bu. Futbolun kuralları içerisinde bizim sevgili Tarık Üstün'ün de dediği gibi sert oynamak zorundayız Bayern Münih'e karşı. Hı hı. Onları yıldırmak zorundayız. Evet. Eğer çok tatlı sert futbolu oynarsak öncelikle sert oynamak zorundayız. Ardından da yaratıcı oyunculara biraz serbestlik vermek zorunda sevgili teknik direktörümüz Şenol Güneş. Tabii bu bizim nacizane fikrimiz. O zaman mesaj okuyalım sevgili izleyiciler. Güzel mesajlarınız var. Yambuloğlu, hep dünya yıldızının olmasına gerek yok. Takım oyunu oynadıktan sonra kimsenin gölgesinde kalmazsın diyor. Hangi takım olursa olsun demiş. Çok Hüseyin. Çok doğru söylemiş. Evet, Ayhan. Harry Kane mutlaka olması lazımdı. Tam bir gol makinesi, tam bir forvet. Forvet nedir diye ders olsa Harry Kane'in izletilmesi gerek bana göre demiş. Mehmet Akif Çelik, ben inanmıyorum Neymar'ın Real Madrid'e gideceğine, hem de bu kadar sürede, bence tamamen hikaye diyor. Biz de böyle yaklaşıyoruz aslında bakarsanız Mehmet Akif Bey, ama İspanya basınında o kadar fazla gazete ve ciddi gazeteler yazmış ki internet sitelerinde de var yorumlar, farklı isimler var. İşte Gareth Bale gidecek arkasından, yani tabii ki artı parayla birlikte. Arkasından Toni Kroos'un adı geçti, Ronaldo'nun adı geçiyor vesaire vesaire. Yani bu eğer hani uydurma bir haberse haber zinciri haline dönüşmüş. Sadece bir gazeteyle değil, bütün İspanya basınıyla neredeyse kaplanmış durumda. Hüseyin Ayhan, lütfen mesajımı okur musunuz İlknur Hanım diyor ama zaten okuduğum mesajmış. Okudum Hüseyin Bey. Madrid'in Kroos'u satması kabul edilemez demiş İlyas Özkan. Tam da senin gibi düşünüyor Kerem. Tebrik ederim. Satar. Para her şeyi yaptırır. Olanaksız işlerden bahsetmeyelim. Ya, teşekkür ederim. Olur mu? Bak ne diyordu sevgili izleyiciler? Şu anda açıklamamı yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Cenk hiçbir şekilde satılamaz diyordu. Şampiyonlar Ligi mücadele etmeden. Para, rakamlar önemli. Olmaz, satılamaz diyordu. Hayır, bir Beşiktaş taraftarının yerine bir Beşiktaş taraftarının yerine kendini koy. İstemez. Anlamında söyledim. Tabii ama. Lütfen hani bazen şey yaparlar biz biliyor musunuz? Bir sözü ortadan keserler. Bir açıklamanın ortasında o sözü manşet yaparlar. Kerem, basın işte. Evet, yani başka örnekler var da ben fazla amiyane olur diye söylemek istemiyorum. Dolayısıyla da
öyle değil yani. Ben bilmem. Beşiktaş Cenk Tosun'un yerini doldurmazsa eleştirilecektir yönetim. Yani ne oynayacağını bilmediğimiz genç bir oyuncu var. Evet. Daha da transfer tamamlanmış değil. Yani çok küçük bir ayrıntı diyorlardı. Üzerinden 4 gün geçti. Doğru. Küçük ayrıntının. Kemal YSR 2006 Premier Lig'de puan farkı açılır mı diye sormuş. Daha ne kadar açılacak? Yani açıldığı kadar açıldı. Terziler bile bu açığı kapatamaz yani, öyle söyleyeyim. Çok formdayız bugün ya, ne oluyoruz, nereye koşuyoruz? İsmailov Azerbaycan'dan çok çok selamlar diyor, bizden de oraya kocaman selamlar. Ocak ayında yapılan transferler Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor mu diye sormuş. Bu genel daha bir şey önceden değil. Oynadıkları oyuncu maçlara, aynen evet, değişen bir bakılıyor. Durum. Evet. Şampiyon, hatta Coutinho'da yanıldık da biz tam olarak değerlendirmesini yapamadığımız için. Dolayısıyla değişiyor ilk durumda söylediği gibi oyuncudan oyuncuya. Evet. Cavit Rahimli, Real Madrid'e sadece bir forvet lazım. Icardi gelirse Cristiano her oyunda asistlerinden kalmaz diyor. Ronaldo, Icardi, Bale çok güzel üçlü olurlar demiş. Bu arada bizden bir haber de var. Çok kısa söyleyelim, onu da pas geçmeyelim. Adana Demirspor'un kuruluşunun 77. yıl dönümüymüş. Çok bugün kötü bir kulübümüz. Adana'da istasyon alanında saat 19.40'da kutlanacakmış. Hani buradan da Adanalılara kesinlikle selamlar, sevgiler olalım, hem de bilgisini gönderelim. Vermiş olalım. Zaten biliyorlardır. Apojan Official 56, Kane, Hazard isimleri Real Madrid'le anılıyor. Doğru mu diye sormuş. Aktarıyoruz haberler oldukça. Dış basından da aktardık sevgili yani izleyicimiz. Yani Tottenham'ın patronu olsanız, bütün maçlarınızda sonuca giden golleri atan futbolcu bir tane olsa, onun adı da Harry Kane olsa, satar mısınız? Paraya bakarım, satarım. Ben satarım. Bir şey demiyorum, yorumu size bırakıyorum. Ama satarım. Satarım tabii yorumu ki. Size bırakıyorum. Derhalde bulurum birini. Furkan Gültekin. Bence Bayern çok iyi değil bu sene ve Beşiktaş'ta Avrupa'da futboluyla beyini topladı. Bana göre eleriz diyor. Ağzınızdan bal damlıyor sevgili izleyicimiz. Şurada okuyamadığım bir... Muhammedov, Guvanç zannediyorum ki, Türkmenistan'dan yazmış. Hazard Real Madrid'e gelir mi diyor, soruyor sevgili izleyicimiz. Bu arada Tebriz'den selamlar. Hı-hı. Real Madrid hayranı olarak Kane ve Neymar'ın gelmesi takımı tarihinin en güçlü ekibi yapar demiş. Hemen içine bakıyorum çünkü yine birini, evet, Ali Abdalı bize bu mesajı göndermiş Tebriz'den. Oğuzcan Akarca bence ilk 11'de Harry Kane olmalıydı Hazard yerine diye söylemiş. Bir başka izleyicimiz de Oğuzcan Bey'e yanıt vermiş. Apojan Official. Hayır, bence Messi yerine Harry Kane olmalıydı diyor. Güzel. Evet, Barcelona dün şov yaptı demiş bir izleyicimiz. Yine öyle yurt gerçekten dışından de sanıyorum, özellikle şeyden, Azerbaycan'dan. Ve yine Hamet Bey, Güney Azerbaycan'dan selamlar. Mustafa Denizli Tebriz'in traktör kulübüne geliyor mu demiş. Bu konuda bilgimiz yok. Evet. Bülent Deli Mehmet kalede Donnarumma, sol açıkta Hazard yerine Neymar olmalıydı demiş. Donnarumma demişken Donnarumma ile ilgili haberimiz var. Ona mı gidelim? Görüntülerimiz var. Gigi lakabı Milan'ın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma bir gününün nasıl geçtiğini anlatmış sevgili seyirciler. Bakalım Milano'daki 24 saati nasıl geçiriyor genç kaleci. Dipende che ora ho allenamento, però di solito mi sveglio 8 e mezza per fare colazione. Ma io, quando ero in una scuola calcio giù a Castellammare di Stabia, avevo un allenatore dei portieri, mister Ernesto Ferraro, che mi ha aiutato tanto e ogni volta che mi vedeva mi diceva sempre che arrivavo molto in alto. Però non ci ho mai pensato tanto perché ero piccolino, non ci ho mai creduto, però sono arrivato al Milan e diciamo che da lì ho capito che potevo ambire a livelli importanti. Ma a parte, staccati a volte con tutta la squadra.
Sono arrivato al Milan giovanissimo, 14 anni, dopo due anni ho esordito in prima squadra. Per me è un sogno, anche ora ci penso come è stato possibile tutto questo, però ho sempre lavorato sodo, ho sempre dato il massimo con umiltà e secondo me questa è stata la mia forza per arrivare a tutto questo. Mi segue un nutrizionista, quindi mangio tutto quello che mi dice lui. No, ho giocato sempre in porta, però diciamo che mi divertivo in allenamento anche a giocare un po' in attacco, quindi come Toni, Luca Toni, era solo un divertimento, però sempre pensato al numero uno. Faccio tantissime cose, arrivo due ore prima dell'allenamento, vado via tardi perché facciamo tutta prevenzione, perché giochiamo adesso ogni tre giorni, quindi devi recuperare bene e meglio, quindi più cose fai per recuperare meglio è. Tantissimi video anche di allenamenti, partite, dopo le partite guardiamo tantissime cose. E se li faccio significa che sto facendo bene, quindi sono contento, mi piace farlo. Ma se sicuramente se esco la sera c'è un po' di casino, però la vivo tranquillamente, perché se la gente viene a chiedere la foto significa che sono bravo, simpatico, quindi mi fa anche piacere. No, diciamo che non ho posti fissi, diciamo che vario. C'ho un posto, un mio amico carissimo napoletano, il Caimano, che si trova in Brera, che quasi sempre vado lì. La famiglia, e la mia ragazza, e magari una partita alla PlayStation. Gezdik biraz İtalya'da, güzel oldu. Ha? Hem de evet, gencecik bir profesyonelin ne kadar bilinçli olduğunu görmüş olduk aslında. Ne kadar çok çalıştığını, evet, ne kadar emek sarf ettiğini. Yaklaşık 7-8 saati kulüpte geçiyor. Evet. Böyle de olması gerekir, evet, zaten. Ve başka hayatının da her alanında dikkati tamamen işine yönelik aslında. Evet. İtalya'dan İngiltere'ye doğru geçelim o zaman sevgili izleyiciler. Avrupa'nın en formda takımının defans oyuncusunun röportajına getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Manchester City'nin başarılı stoperi Nicolas Otamendi Aralık ayının da en değerli oyuncusu seçilmişti. Kameralar karşısında Arjantinli taraftarların sorduğu sorulara kulüp televizyonunda yanıt verdi. Gelin izleyelim birlikte. Muchas gracias por votarme y ser el Etihad del mes de diciembre. Y bueno, nada, más que agradecido y un placer siempre hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, mi carrera, Leo Messi, creo que no hay duda de con quién jugué, el mejor jugador. Y la otra. ¿Con quién y contra? Leo también, ¿no? Bueno, y Leo en contra también, así que no, Leo Messi. Bueno, en Valencia, más que nada por los festejos de los goles, que es como los festejos siempre que convierto.
Y nada, me apodaron ahí ya el general y ya de por sí ya quedó asentado. Bueno, de momento la mantengo así corta. No sé, quizás un día me agarre, me ponga loco y me deje la barba más larga. No, bueno, porque en Vélez, en el club donde salí, empecé jugando con la número 30, después la seguí en el Porto, en el Atlético Mineiro y ahora en el Manchester City. Siempre no, me trajo suerte y sigo con la misma camiseta. No, bueno, al final con la cantidad de partidos se hizo un poco ajustado el dar el examen, pero nada, es muy breve, lo voy a dar, así que esperemos que salga bien. Ve sevgili izleyiciler, basketbol diyoruz. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 17. hafta sonuçları ekranlarınızda. Panathinaikos 84, Barcelona Lasse 75, Maccabi Fox Tel Aviv 90, Broz Bamberg 88, Milan 81, Moskova 107 ve Valencia Basket 67, Fenerbahçe Doğuş 80. Çok önemli 3 eksiği vardı Fenerbahçe Doğuş'un. Kalinic yok, Nanili yok, Veseli yok. Yani bu 3 ismin eksikliğiyle birlikte, ki Nanili 1 ay kadar yok. Sol el tarak kemiği kırıldı Baskonya maçında. Veseli de öyle, Baskonya maçında yine aşil tendonundan sakatlandı. Ki şu an gelen bilgilere göre ne kadar oynayamayacağı da çok muallak, yani evet. Belli değil. Biraz şüphe uyandırıcı, ama Valencia Basket tabii ki Fenerbahçe Doğuş için çok da ciddi bir takım değil. Zor bir takım olduğu kesin, ama hani kıyas kabul etmez. 10 maçlık yenilginin ardından 2 maçı üst üste kazandılar. Hı-hı. Ama çok talihsizlik yaşadılar ki bizdeki 3 önemli yıldızımızın eksikliğinin yanı sıra Valencia Basket'in de hakkını yemeyelim. 3 tane önemli oyuncuları, evet, yoktu. Onlar da, hemen şöyle bir bakıyorum notlarıma, Vives, Green ve Sastre'de. Evet. Onlar da özellikle skora katkı yapan oyunculardı. Dolayısıyla da aslında, evet, 7 dakika 38 saniye skor üretememelerinin bir sebebi de en önemli 3 oyuncuların yapı bozulmuş oldu. Çok değişik bir başlangıç oldu, evet, bir basketbol maçı için. 15-0 yaptık bir anda. 2,5 dakika kadar iki tarafta basket atamadılar. Evet. Yani bir skor üretme sıkıntısı doğdu. Sonrasında da 15-0, evet, Fenerbahçe 5 dakika Doğuş içerisinde Melli, Guduric ve Thompson'la, evet, 15-0 yaptık seriyi. Evet. Sonra senin de söylediğin gibi yayının başında 3. periyoda kadar öndeydik, ama yani Wanamaker'la Sulukas ikilisi olmuyor. Ya bunu daha önce de denedi Obradovic. İkisiyle beraber olmuyor. Ne zaman Sulukas direksiyona geçiyor, o zaman işte Fenerbahçe hakimiyeti eline alıyor. Sulukas tek başına oynadığı bölümde tekrar ipleri, evet, eline aldı. Bir sayı 12 asistle maça damgasını vuran isim oldu Yunan point guard. Dolayısıyla Melli çok iyiydi. Melli çok iyiydi. Değil mi? Gerçekten, evet, hani tüm karşılaşma boyunca sürükleyen isim oldu. Gerçekten, desek yeridir. Yani ürettiği sayı 6 belki, ama maçın adamı denir mi? Denir. Denir. Denir gerçekten, evet, de öyle. Thompson'ın 13 sayı attığını görüyoruz. Bir parça hani NBA'in etkileri hala üzerinde devam ediyor. Kural farklılıklarının getirdiği bir şey var. İyi oyuncu çok, ama. Çok iyi oyuncu ayrı, ama zaman zaman işte faullerde vesairede bazı sıkıntılar hala, evet, yaşıyor. Geçecektir diye düşünüyoruz. bu akşam da Anadolu Efes'e Kızıl Yıldız karşı karşıya gelecekler. Sinan Erdem'de sevgili izleyiciler, saat 20.30'da 4 galibiyeti 12 yenilgisi var Anadolu Efes'in. Ve son sırada yani fena halde tehlike çanları çalıyor tabii ki Anadolu, evet, Efes için. Yani kötü başladılar, kötü devam ettiler. Ergin Ataman da toparlamaya çalışacak, ama nereye kadar? Kendi kurmadığı bir takımla onu da göreceğiz. Evet. Ve Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde sevgili seyirciler, dün gecenin en iyi smacı, asisti ve oyunu şimdi ekranlarınıza geliyor. We'll be right back.
ve Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde günün programı diyeceğiz şimdi. Sevgili izleyiciler, geliyor ekrana bu akşam hangi karşılaşmalar var birlikte bakalım. Saat 20'de kim ki Real Madrid'i ağırlayacak. 20.30'da Anadolu Efes'te Kızıl Yıldız mücadele edecek. Az önce de söylediğimiz, aktardığımız gibi saat 21'deki karşılaşma Žalgiris Kaunas'la Unicaja Malaga arasında ve 22.30'da da Baskonia Vitoria Olympiakos'la mücadele edecek. Ve sevgili seyirciler, tenis severler, sezonun ilk Grand Slam'i için gün saymaya devam ediyor. Büyük mücadelelerin, tarihi kapışmaların açılışının yapılacağı Avustralya Açık Tenis Turnuvası 15 Ocak'ta start alacak. Kaç Ocak? 3 sporlarıyla devam edelim sevgili izleyiciler. Serbest stil kayak Dünya Kupası'ndan olacak şimdiki görüntülerimiz ve Kanadalı Michael Kingsbury'nin Mogul stilde rekor dereceyle üst üste 12, kariyerinin de 47. zaferi geliyor ekranlara. Ve haftanın sonuna geldik sevgili seyirciler. Ve motor sporlarıyla sizlere veda edeceğiz. Peru, Bolivya ve Arjantin topraklarında düzenlenen Dakar Rally'sinde 6. etabı geride bıraktık. Motosiklette Antonio Meo ve otomobilde ise Carlos Sainz'ın kazandığı etaptan muhteşem görüntüler ekranlarınıza geliyor, söyleyemedim. Pazartesi ile karşınızda olacağız. Hafta sonunuzu iyi geçsin. Hoşçakalın. Gezin tozun, eğlenin, dinlenin sevgili izleyiciler. Pazartesi günü saat 10'da yine TRT Spor'da olacağız Kerem Öncel'le birlikte. Hoşçakalın. Hoşçakalın.